Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün inanılmaz güzel bir moddayım. O yüzden hemen videoyu başlatayım dedim. Uyandık. Çocuklar şimdi sandviç yiyor. Sandviç yaptım. Çünkü evde ne süt var ne yumurta ve o yüzden ne yulaf yapabiliyorum, ne mısır gevreği yapabiliyorum, ne yumurta haşlayabiliyorum. O yüzden dedim en iyisi krem peynir. Üstüne reçel koydum, böyle arasına yiyorlar şimdi onlar. Devran da uyuyor. Dediğim gibi harika bir moddayım arkadaşlar. Mutfağımı toparladım. Salon toplu, bir süpüreceğim ama Serhat uyuyor. O yüzden yapmak istemiyorum. Hazırlanacağım kendim. Hava bugün inanılmaz sıcak ama çok güzel bir sıcak var dışarıda. Bugün 14 Haziran. Yani burada bütün artık mağazaların açıldığı gün. Tabii ki bugün hemen direkt bir mağazaya gitmeyeceğim. Tahmin bile edemiyorum yani nasıl bir kalabalık olacağını bile tahmin edemiyorum. Çünkü burada normal bir süpermarkete gittiğimizde kuyruk bekliyorsak eğer, mesela Primark, işte TK Maxx falan hepsi açıldı. Aslında Mizgin'i sabahın köründe aradım. Gideyim ki hadi gel bir en azından dolaşalım. Hani bir böyle etrafa falan bakalım ama olmayacak yani. Bugün olmayacak o. Çünkü dediğim gibi çok kalabalık olacak ve öyle bir şeye girmeye gerek yok şu anlık. Öyle annemlere gitmeyi planlıyoruz. Annemin evi bitti şu an arkadaşlar. Cam takıldı, parkeler yapıldı ve her şey bitti. Dün pazar günüydü. Biz kayınvalidemdeyken annem temizliği de halletti. Baştan sona. Efendim aşkım. What do you want baby? Ay, what do you want aşkım? Araya bir tane koltuk almam lazım. Süpermarketlerde satılıyor. Koltuğun, yani normal koltuğun üstüne geçirilen bir topla koltukları oluyor böyle kemerli. Araya bağlamam gerekiyor çünkü oturmuyor yerinde. Darren! What? Bring that back to me please, because that's one and that's not a toy, so can I have it back? Ondan sonra oturmuyor yemek yerken ve sürekli böyle Derin kalktıysa o da kalkıyor. Her neyse, o başka bir hikaye şimdi. Ne diyordum ben? Annemin bahçesi yapıldı, her şey yapıldı. Bize dedik ki madem temiz o zaman hadi gidelim oraya. Oraya gitmeyi planlıyorum. Artı dün burada sabah spor yaparken alt komşu tık 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 çok ses geliyor dedi. Dedim nasıl ya, dedim 2 aydır yapıyorum daha yeni mi ses geldi falan. Dedim normalde şikayet etmem biliyorsun ama dedim bayağı bir ses geliyordu. Bilmiyorum yani, hani çocuklar o sıra bir şey mi yapıyordu hatırlamıyorum yani. O yüzden sporumu yapmak için de oraya gideceğim. Aslında bizim bahçede de yapabilirim. Ama bahçe biraz düzenlenmesi gerekiyor. Artı bizim bu bahçe tam bahçe gibi olmuyor yani. Çünkü merdiven iniyorsun, çıkıyorsun. Hani böyle terliğimi giyeyim de şu kapıdan çıkayım bahçeye olmuyor. Hani o rahatlık olmuyor. Artı yani bize ait bir yer değil. Yani bize ait bir yer de hani bahçe değil, evin önü diyelim, öyle geçiyor. Çok konuştum yine, konuşurken bile terledim. Ama bugün güzel bir gün arkadaşlar, mutlu olalım. Bugün çöp günü, bütün bu çöpler gidecek. Komşum bütün çöpleri o kadar doldurmuş ki benim çöpleri koyacak yerim yok. Ve dışarıda bilerek koymadım çünkü tilkiler dolaşıyor biliyorsunuz. Şimdi hepsini açıp daha berbat edeceğine dedim ev koksun daha iyi. O yüzden çöpçüyü eğer yakalayabilirsem tutacağım, bırakmayacağım ta ki kendi çöplerimi verene kadar. Umarım yakalayabilirim ben gitmeden. Eğer ben gidene kadar gelmezse de çöpleri alıp diğer çöplerin yanına koyacağım. Normalde öyle kabul etmiyorlar, içinde olmak zorunda ama dediğim gibi o kadar doldurmuş ki artık taşmış üstü. Neyse hazırlanalım arkadaşlar. Bugün bu pineapple pijamamı giyiyorum. İlk defa bunu giydim resim. Ya aldığım günden sonra ilk defa giydim. Şortunu bulamıyorum. Normal şey giydim bu. Benim öncekini giydim. Kıyordu bu beni. Bana olmuyordu. Ama şu an oluyor ve sizden o kadar güzel yorumlar aldım ki kilomla ilgili. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ederim. Burada beni takip edenler için de söyleyeyim. Güncel kilom 70.7. Bu sabah da tarttım. Aynı. Ama önümüzdeki birkaç gün içinde daha hızlı bir şekilde düşeceğini düşünüyorum. Çünkü o dönemdeyim. O yüzden bir tık daha böyle daha fazla düşebilir. Ama artık benim gözüm şeyde değil. Kiloda değil. Benim gözüm vücudumu düzenlemek, vücudumu istediğim yere getirmek.
O yüzden devam yani. Pes etmeyeceğiz, devam edeceğiz. Yapacağız biz bu işi. Bu arada benimle çok 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 insan aynı yolda şu an Instagram'da yazıyor. İşte resimlerini gönderiyorlar spor yaparken ki o kaç kilometre koştu, kaç adım attı onları gönderiyorlar. Birkaç tanesiyle özel ilgileniyorum. Yani diyorum her gün bana rapor vereceksin, sabah akşam vereceksin diyorum. Ve sağ olsunlar yapıyorlar. Yani bir şekilde birbirimizi böyle gaza getiriyoruz, işte motive ediyoruz falan filan, sağlık için tabii ki. Yani sadece dış görünüş değil de gerçekten sağlık için. Kilo verdikçe daha böyle hızlı hareket ettiğimi hissediyorum. Tabii bu benim için daha iyi oluyor. Daha az nefessiz kalıyorum. Staminam daha kuvvetli. Yani yorulmuyorum. Tez yorulmuyorum. O yüzden öyle yani. Size çekmeyi unuttum arkadaşlar ama şunu göstereyim size. Biraz avokado ve muz çatalla ezdim. Ve çay kaşığıyla böyle az az verdim. Çok da güzel yedi. Tabii ilk böyle almada hemen yutmadı. Sanırım ikinci, üçüncü vermemde böyle yedi ve yuttu. Çıkarta, geri koya, geri çıkarta, geri koya. Böyle tattı bunu da bu şekilde. İyi gitti, biraz yedi. Dediğim gibi hani maksat zorlamak değil, maksat tatları yedi, doyurmak da değil. Sadece böyle tatları vermek ona. O yüzden bu şekilde de verdim oğluma ama böyle kapkaca kalmam gerekiyor arkadaşlar. Çatal, kaşık, ondan sonra kendisine ait tabak almam lazım. Bir tane bir kalmak istiyorum. Ben Arya'da neden bunu fazla kullanmadığımı öğrendim. Çünkü bir kaldım. Aynı buna benzer bir şey. Bika sululuk demek. Şöyle bunu da deneyeceğim. Bunun içine de biraz koyayım, deneyeceğim. Hangisini isterse onu vereceğim. Çünkü bu biberonda sanki bilmiyorum tam suyu içmiyor mu ve buna alışsın istiyorum. Kendi tutsun için istiyorum. Arya'da da öyle yapmıştım. O yüzden böyle ufak bir alışveriş videosu gelecekse bebekle ilgili. Şimdi çıktık. Bir an şey unutmuşum yani bugün 14 Haziran olup işte bütün dükkanların açılacağını bir an aklımdan çıktı. Allah Allah dedim sokak niye bu kadar çok kalabalık? Ondan sonra hatırladım ki her yer açık. Mağazalar açıktı gördüm çünkü burada ufaktır. Yani burası bir şehir merkezi değil bu arada. Hani alışveriş yeri falan değil ama bir cadde. Hani bankaların falan işlek bir cadde ve birkaç kıyafet dükkanı vardı, açıktı. Ondan sonra ütü dükkanları var burada, kuru ütüleme. Onlar açıktı. Ondan sonra restoranlar zaten bu saat açık olmuyorlar, saat 10.42. Ama açıktı, bir hoşuma gitti. İnsanlara şöyle bir baktım çünkü siz çok merak ediyorsunuz orada eldiven takan yok, maske takan yok diye. Sadece ben değilim arkadaşlar. Burada hiç kimse takmıyor. Biraz sizi çok daha çektim. Kimse maskeyle kimse dolaşmıyor burada. Hani süpermarketin içinde bile kimse maskeyle dolaşmıyor. Belki diyebilirsiniz takmıyorlar ama orada da ölümler daha fazla diye. Yani buradaki benim anladığım kadarıyla buradaki yaşayan insanların bu olaya karşı tepkisi biraz şey böyle. Bir kısım var, yüzdelik vermeyeyim ama bir kısım var böyle inanan, maskeyle dolaşan, kimseyle hala görüşmeyen. Bir kısım var asla asla inanmayan ve sadece devletin bir devlet değil de dünyanın oynadığı bir oyun gibi gören de var. Neyse anacığımın dükkanına geldik. Baby Devran, sen ne yapıyorsun aşkım? Hey annem. Hey annem. Anne. Üf kafa Leyla. Üf kafa Leyla. Tıpı tıpı. Üf kafa Leyla. Muana neyi neyi. Üf kafa Leyla. Anne dışarısı yanıyor. Sen montla dolaşıyorsun ya. Anlamadım. Evde içeri buz gibi. I'm just walking here. No touching, okay?
What do you want? Good. What do you want? What do you want? You want chocolate? No. Okay. No egg. Okay, how's it all the time? O kurban sana gir. Sen başka banana yüz vermesin. Ne yapsan sana bir dur beni aya 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 aya. Annemlere geldik. Çocuklar yok. Miskin Ali ve diğerini annelerine götürdü. Annesine götürdü. Yeğenleri de orada hepsi birlikte oynasın diye. İyi oldu. Ben de dedim biraz kafa dinleyeyim. Devran da uyuyor. Babam biraz bahçeyle uğraşıyor. Yeni geldi. Biraz al. Ne diyorlardı ona? Baba neydi o yaptığın şu an? Alçı. İşte men. Baba. What? O ne elindeki? Aklına gelmedi değil mi? Düşünüyorsun şu an. Ne? Elindeki ne? Del. Ha? Del. Ters mi? Del. Ders mi? Del. Ders? D-E-R-D. Ders. Ders. Ben göstereyim size. Şu taşların arasına bir şeyler yapıyor, bir şeyler, bir şeyler. Ama da 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 dam, da 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 dam, da 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 dam. Ay en çok sevdiğim şu kalorifer. O kadar güzel duruyor ki kalorifer. Anlatamam. Ondan sonra o da böyle oldu. Bakın şu şekilde parkeler yapıldı. O da böyle oldu. Mutfakta bu taraftan bu şekilde. Masa girecek. Buraya oturma grubu girecek. Dışarıya bir masa. Güzel olacak yani. Bayağı bir. Arkaya da buraya da şöyle bir ev girecek ama o daha ne zaman bilmiyorum yani. Yakın zamanda değil herhalde. O şekilde. Laptopu getirdim. Edit yapacağım. Hala yapmadım. Sonraki gündür videolar geç paylaşılıyor. Bu sebepten dolayı zaman bulamıyorum. Ondan sonra teyzeme gittim aldım. Nevzat'a bilenler var mı bilmiyorum. Burada zaten bir tane teyzem var. En büyük teyzem. Londra'da. Onu gittim aldım. Ona da bir tane çay yaptım. Vereceğim. Devran da uyuyorken biraz daha oturup dinlenirim herhalde. Bugün hiç video çekmedim herhalde yani. Saat saat böyle aralıklı çekiyorum. Biz yemeğe başladık. Ben fırında makarna yapacağım. Mac and cheese. Suyu koydum. Annem arka fonda böyle. Kendine bir çeki düzen veriyor. Annem de taze fasulye değil, kuru fasulye yapıyor etli. Ben büyük ihtimalle ondan yerim. Fırında makarnayı da diğer ev halleri yiyebilir. Biraz alışveriş yaptım Devran için. Ufak tefek böyle abur cubur bir şeyler de aldım Devran yaşına göre. Onların hepsini eve geçtiğimizde evde gösteririm size. Çok güzel böyle sunuluk aldım bir tane. Her ihtimali karşı birini sevmez diğerini sever diye. Ondan sonra çatal, bıçak, kaşık falan aldım böyle çok tatlı. Benim diğer ikisi de geldi çocuklar. Dışarıda oynuyorlar şimdi. Mizgin çocuklara doymadı. Bir de benim Devran'ı uyuttu. Oo. Ona da böyle güzel deneyim oluyor. Gerçi bütün yeğenlerine de baktı. Biz de böyle burada oturuyoruz. Teyzem var. Seyit teyzemin diğer başka bir teyzemin oğlu var burada. Annem burada. Bu makarnadan aldım ufak. Özellikle makarnanın makarnası. Bunu şimdi koyalım. İki tane yapacağım. Açtım. Çocuklara da şöyle yaya zulu profile puzzle aldım. Uzun zamandır puzzle yapmıyorlardı. Evdekilerle de artık aşina olmuşlardı. Bunu aldım. Thank you.
Şöyle oldu. Gördüğünüz gibi peynirler. Üf, yam yam. Çikolata. Sen şimdi yeme canım aha. Yemem. Ne geçen kadar? Geçen salkın bak olabilir. İçim yansa bile yemeyeceğim. Ben fasulye iki tabak. En sevdiğim şey fırında makarna. Gerçi makarnanın her türlüsünü seviyorum ama. Yemeyeceğim. Serhat'ı dışarı gönderdim araba yıkasın diye. Çünkü bir araba. Sonra geldi bana diyor ki bu arabanın içi diyor boşanma sebebi. Bunların hepsinin bu arabada çıktığını söyleme bana. Hep çıktı. Göstereceğim. Tak 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 tak. Bir siyah poşet dolusu bir şey. Aferin size. Var ya yemin ederim iyi bir iş çıkardınız. Sırmıştı. Neyi? O ney? Speaker. Onu kim kurdu be? O belki önceden öyleydi. Hemen Serhat şimdi onu gördü beni suçlayacak. Onu kim kurdu? O belki önceden öyleydi. Uf. Eve gidip şimdi bunlar da bana kaldı yani. Kim bunların içini temizleyecek? Neyse bence ben fazla dolanmayayım burada. İki koltuk. Ben en iyisi içeri gireyim. Çünkü tartışabiliriz yani. Tartışma şeyimiz yüksek. Olasılığımız. Biz eve geldik. Kendime bir tane bitki çayı yaptım. Çocuklar da uyudular. Uyuttuk onları. Ben de sabahki poşeti yerleştirdim. Size şunu göstermek istiyorum. Buradaki yaşayanlar veya başka ülkelerde de vardır aynısı. Yeni gördüm. Hemen göstereyim dedim. Böyle çocuklar için biliyorsunuz meyve yoğurtları bu şekilde bu pakette satılıyor. Ve bunu gördüm. Kefir bu. Ama yoğurt değil. Kefir. Dedim alayım. Çocuklar için de çok iyi olur. Çünkü onlara kefir içirtmek biraz çok zor. Benimkilere kefir içmiyor. Yani yoğurtçu değiller böyle pek. Yoğurtla araları yok. Meyveli. Gerçi öyle dedim de şimdi annem izlediğinde diyecek ne alaka. Her yemekte yiyorlar ama kefir içmiyorlar. Evet, kefir içmiyorlar. O yüzden bunu aldım. Bu da kefir böyle bu şekilde. Gerçekten de çok hoşuma gitti. Bunu deneyeceğim. Yarın iki tane aldım. Birer tane. Ve bakalım hoşlarına gidecek mi? Giderse eğer normal meyveli yoğurt alıyorum ya onu almam artık. Ev yoğurdu yerler ve bu kefirden alırım ama. Gayet hoşuma gitti bu. Bir de böyle hem içmesi çocukların çok hoşuna gidiyor. Ondan sonra kendime şöyle sıfır yağsız bir yoğurt aldım. Kendim için. Ve de kendim için de iki tane küçük paket kefir aldım. Bunlar black currant. Börtlenli herhalde. Ve daha önce hiç börtlen tadında kefir içmemiştim. O yüzden kendime bu şekilde değişik bir şeyler aldım. Şimdi devran kuzuyu aldıklarımı size göstereyim. Çok hoşuma gitti. Çok tatlışlar. Böyle Munchkin markasına ait.
Böyle göstereyim, daha iyi olacak herhalde. Şöyle Munchkin markasına ait böyle iki tane plastik silikon plastik diyorum, silikon kaşık şekilde. Çok güzeller, çok tatlar. Yaş burada 6 aylıktan itibaren yazıyor. O yüzden bakalım, deneyelim. Arya'ya da vermişim ama pek beceremiyorlar. Sanırım sürekli ver 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 artık alışkanlık haline geliyor. Ondan sonra bunları ben ta derinde Arya'da hepsine vermiştim. Şu şekilde iki tane böyle kraker tarzı bir şey geliyor ama o kadar yumuşak ki, anlatamam size. Yani zaten ağzına koydukları an hemen eriyor. Bu çileklisi, çileklisinden aldım. Ondan sonra şöyle bir atıştırmalık var. Cips. Ve bu da 7 aylık itibaren yazıyor ama ben Beyblade Win yaptığım için pek şey fark olmuyor. Yani püre vermediğim için bunları alıştırıyorum baştan. O yüzden bir şey olmaz diye düşündüm. Ondan sonra şöyle bir tane MAM markasına ait bir biberon şey suluk aldım. Çünkü bu plastik değildi. İçi aynı biberon gibi. Şu şekilde. Bu şekilde. O yüzden belki içebilir. Bakalım, hepsini deneyeceğiz ve bunun içinde de bir tane bir şey emzik de geldi. Umarım emziği de hoşuna gider. Bu da 4 aylıktan itibaren yazıyor zaten. Buna alışırsa, çünkü biberona alışmıyor. Yani suyu ilk başta güzel tuttu zannettim ama tutmuyor arkadaşlar. Bugün de denedim. Pek suyuyla arası, yani suyu içmek istiyor ama biberonu tutamıyor. O da hiç vermediğim için alışık olmadı ve hatırladım ki Arya'da da aynı şekilde olduğu için biberon almamıştım. Direkt bunu vermiştim. Ondan sonra geçecek olursak şöyle iki tane yeni emzik aldım. Çünkü biliyorsun sadece pembe olanı var. Ve ondan başkası da yok. Bunun ucuna baktım. Diğeriyle aynısıydı sevdiği. Demek ki belki diğeri de Tommy tipiydi. Çünkü sanki bunlara da benziyor. O yüzden bakalım bu 6 ile 18 aylık için. Eğer bunu da almazsa ne yapacağım bilmiyorum yani. Bunu da deneyeceğim. Yes! Ana, akşam misafirim geldi. Tam videoyu çekerken. Kız geldin mi sen? Hoş geldin. Dur ben videoyu bitireyim, ondan sonra şey yaparız. Makarnadan bir tane eve getirdim. Muz aldım. Ondan sonra şampuan aldım. Bu L'Oreal'in Elvive Extraordinary Oil olanını çok kullanıyorum. Çünkü saçıma en iyi gelen, en yumuşak tutan o. Bayağı yağlı olduğu için ama bu tamamen kuru saçlar için. O yüzden bunu bir kere bir arkadaş yağlı saçı vardı ve bunu kullandı. Banyodan çıkar çıkmaz sanki dersin şampuan tekrar saçında gibi durdu. Yani bayağı yağlı çünkü. Devran'a bu Heinz markasına ait yine böyle bisküvi tarzı atıştırmalık aldım. Bu da çilekli ve muzlu. Ondan sonra bunların hepsinin bütün atıştırmalıkları ben diğer çocuklarımda da denediğim için tatlarını falan iyi biliyorum. Sonra bu da Tommy Tippy'ye ait böyle kaşık seti var. Çok tatlı. Bu da 7 aylıktan itibaren yazıyor ama şeker. Bakalım. Ondan sonracığıma duş jelimiz bitmişti. Normalde Dove kullanıyorum ben ama indirimde değildi. Bu daha uygun geldi. O yüzden bunu aldım. Bunu da ilk defa kullanacağım. Umarım iyidir. Hiç kokusuz bu. Ondan sonra da şöyle bir tane aldım. Yumuşak ve bu da neyliymiş? Bu da peachli. Yani muzlu ve erik. Hayır, peach neydi? Şeftali. Evet. Ve bunu da Serhat'a aldım. Serhat da bu şampuanı kullanıyor. Onun için de bunu aldım. Ondan sonra da ayrıca çorap aldım. Çünkü bu kız çorapları yiyor mu ne yapıyor ben bilmiyorum. Çünkü yani bilmiyorum. Geçen 3-4 ay önce 2 set almıştım bayağı. Yok, şimdi hiçbirini bulamıyorum. Ha, bir de şu biberon suluğu aldım. Bunu diğer çocuklarıma da hep kullanmıştım. O yüzden dedim Devran'ın da bir tane olsun. Şöyle klasik sululu. Çok sade. Bu 1 lira. Yani 1 sterlin ve hep de kullanışlı yani. Diğerlerini hiç tercih etmemişim. Direkt buna gitmişim ama bunu görünce böyle özendim. Bundan da aldım da. Bakalım deneyeceğiz ikisini. Aldıklarım bu kadardı. Gördüğünüz gibi misafirim de geldi. Bugün de çat böyle kapı geldi. Bugün de bir şeyler çekmeye çalıştım. Arabam da güzel yıkandı. Sonrasını çekmedim ama araba gerçekten bir tertemiz oldu. İçindekileri hala getiremedim. Onu da yarın getirip bir temizlerim artık. Poşetin içinde ne çıkarsa. Bu arada bisküviyi bir tane yerim ya. O yüzden bir tane yerim. Çünkü şey dönemindeyim. O yüzden neyse, bir tane yerim. Anlıyorum.
yani bir tane yani canım neden çok istedin anladım. Aha, aynen o yüzden. Neyse, öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Rosa'nı da görün. Saçı böyle dalgalı, çok güzel dönmüş gerçekten de. Bu saate kadar çalışıyorum. O kadar çalışıyor kızım. Duyun, duyun buradakiler. Saat 10'a kadar çalışıyor. Hadi öptüm. Kendinize iyi bakın. Bay bay.